Çok şükür sağ salim döndünüz. Allah dualarımı kabul etti. Süleyman, Süleyman. Ödeteceğim bu size. Bütün obanızı sileceğim. Yeryüzünde külünüz bile kalmayacak. Gecenin ergelesine bak, hala avlıyor. Dur, ne yapıyorsun? Duymadın mı beyin sözünü? Kayıya bey sözü çiğnemek yaraşır mı? Süleyman, bak iyi değilsin. Akçok Hoca'ya sesleneyim de bir bakıversin sana ha. Endişelenme Aime. Sadece yorgun. Beylik alametleri nerede? Kurdoğlu'nun işleri işte. Gel. Neyse. Asma suratını Aime. Biraz soluklanalım. Aslan aslanı sonra konuşuruz. Cina odası vurdu ve düşmanın gırtlağına sapladı. Keşke anlattıklarını ben de görebilseydim. Biliyor musun? Ben de büyüyünce Ertuğrul abim gibi olacağım. Onun kadar güçlü ve onun kadar cesur olacağım. Gördün mü? Böyle giderse bütün Alpleri geçeceksin Dündar. Ağabey, Yiğit de bana düşmanı nasıl cenk ettiğini anlatıyordu. O da çok cesurdu ama. Onları da anlattı mı? Ben bir gidip babama bakayım. Anlat bakalım. Sana verdiğim görevi yaptın mı? Sen gittikten sonra oba halkına bir şeyler oldu. Halim ablanın çadırını taşladılar. Çadırı mı taşladılar? Evet. Halim abla da içerideydi. İçeride mi? Allah'a şükür anam geldi de hepsinin ağzının payını verdi. Sonra Halim abla gidip bizim otağa geçtiler. Bilirim derdin vardır. Bilirim zora düştün. Ama bu haller geçici. Sen bu güçlüklerin üstesinden de gelmeyi bilirsin. Sadece zora düşmedim. Zora düşürdüm de. Yavaş hatun. Benimle yola çıkan alplerimin öldüğüne mi yanayım? O kara toygar köpeğinin eline esir düştüğüme mi? Beyimizin, kendi öz babamın beni kurtarmak için teslim olması mı beni yerin dibine soksun? Yoksa Ertuğrul'un gelip kahramanlık yapması mı? Tohumu onlar ekti, kara toygar seni biçti. Değirmen taşında öğütüldün diye şimdi de kendini mi suçlayacaksın? Asıl suçlular keyif çatmakta. Abi. Hoş geldiniz Ertuğrul Bey. Ben de sizi görmeye gelecektim. Ağabey, anam aş yapmıştır. Ben mi gidip bakayım? Yüreğim yine haklı çıktı. Sen bir defa daha verdiğin sözü tuttun. Babamla kardeşimi sağ salim bana getirdin. Allah senden razı olsun Ertuğrul Bey. Çok şükür sağ salim gidip dönmek nasip oldu. Gitmemizi fırsat bilenlerin yaptıklarını duydum Halime Sultan. Duydum ki kendini bilmezler, rezil işler yapmışlar. Beylerine, törelerine ihanet edip çadırı taşlamışlar. Sizler yoktunuz elbet ama
Beyin Hatun'un tüm yiğitlerin anası Ayman'la dağ gibi yerindeydi. Bana da kol kanat gerdi. Yaptıkların altında kalacaklar. Siz gidip döndünüz ya. Bu bana yeter. Şükretmekten ne dilimde ne yüreğimde öfkeye yer kalmadı. Üstlerine gitmeden sizi kedenlerin Ertuğrul. Acılıydılar. Yakınlarını bizim yüzümüzden kaybettiler. Öyle temiz kalplisin ki. Sana yapılan kötülükler bile onu kirletemiyor. Bize biçilen ömürde kötüler kadar iyiler de vardır. Şükürler olsun ki derdini veren Allah dermanını da veriyor. Babam söyledi. Bir Selçuk topraklarından çıkana kadar bizim yanımızda olacakmışsınız. İnşallah. Ağacın orada bekliyor olacağım. Müsaaden olursa seni çok güzel bir kızla tanıştıracağım. Gündoğdu Bey'im. Utanacak biri varsa o sen değilsin. Başımıza bu belaları saran Ertuğrul'dur. Düştüğüm şu hallere bir bak hatun. Ahalinin gözünde düştüğüm şu hallere bir bak. Onurum ayaklar altına alındı. Tasalanma sen. Ahali de bilir gerçeği. Yel kayayı oynatmaz, tozunu alır. Vazgeçmek sana yakışmaz. Şimdi sofraya gel. Baban sofrada bekler herkesi. Ne olacak şimdi beyim? Kara Toygar ya konuşursa? Ne gerekiyorsa o yapılacak. Ok bir kere çıktı yaydan. Kimin nasibiyse ona saplanacak. Beyim, Kara Toygar'ı halletsek bile Süleyman Şah yokken ortalığı biz ateşlendirdik. Demez mi bu işin ardında kim var diye? Bu işi bir sorguladı mı? İlk benim kellem gider. Bay Bora, şimdi fırtına zamanıdır. Kuru yaprak gibi titreşip durursan savrulursun. Azıcık dik dur. Ne yapayım peki beyim? Ortadan kaybol bir süre. Etraf durulunca sana haber ederim. Tamam beyim. Biz ne yapacağız peki beyim? Ne yapacağızı var mı aslanım? Süleyman Şahımızın yokluğunda sahip çıktığımız emanetlerini Süleyman Şahımıza iade edeceğiz. Ağabeyin nerede? Halime ablayla konuşuyor. Kusura bakmayın, beklettim. Gökçe, hadi kızım sen de otur. Bismillahirrahmanirrahim. Bu olaylar araya girince erteledik ama bana verdiğin Berat'ı Halep'e götürmem lazım baba. Misafirler de gitmek ister. Varacakları yeri bilmiyorum. Ama en azından Halep'e kadar beraber yol alalım diye konuştuk.
Tabii müsaaden olursa. Hele toy bir toplansın. Cenazeler gelsin bakarız. Doldu Alparslan. Beyimizin alametlerini ait olduğu yere getirdik. Ne oluyor Rahman? Kurdoğlu. Beylik alametlerini getirmiş. Size görüşmek için huzura kabulünü bekler beyim. Söyle ona. Beklesin. Söyle bakalım. Kim söyledi Hamza'nın saklandığı çadırı? Hadi. Dinliyorum. Söyle. Kim bu melanetin arkasındaki? Diyemem beyim. Dersen beni sağ komazlar. Sağ komazlar demek. Dümezsen bizim seni sağ bırakacağımızı kim söyledi? Söyle ulan köpek. Halime bacının çadırına attığın taşlar da bu kadar büyük müydü ha? Söyle. Söyle ki bir kurtuluşun olsun. Kim ateşleyip saldı ortalığa sizi? Kim? Konuş! Doğanca! Bu pehlivan endamlı yiğitlere böyle ufak tefek taşlar yaraşmaz. Öyle dağ yavrusu gibi olanları ancak keser. Oh. Bayvara yaptırdı. Hepsini bayvara yaptırdı. Vay anasını. Kardeşimin deliliği, babamın inadı, düşmanın gaddarlığı yetmezmiş gibi
Bir de içimizde bir hain türedi. Kendi insanını düşmana satan bir hain. Kimmiş bu hain? Bilsem. Ah bir bilsem kendi elimle vereceğim cezasını. Ama çok yakınımızda belli ki. Demek düşmana haber verecek kadar yakın bir hain var. Ama sen hala çadırını çekilip derdine yanacak kadar sessiz ıssız kalırsın öyle mi? Anlamıyor musun? Bu obanın umudu sensin Gündoğdu. Meydanı boş bırakma. Kim olduğu belirsiz o insanlar yüzünden obanın dirliğinin bozulmasına müsaade etme. Kim olduğu belirsiz o insanlar dediklerin var ya. Kim? Selçuklu hanedanlığından hatun. Numan denilen o herif şehzade, o hakir gördüğün kız da sultan. Başımıza bunların neden geldiği şimdi belli oldu. Ertuğrul'un obaya musallat ettiği dert kendi boyunu da aştı. Sen burada oturup olanları mı seyredeceksin? Yoksa ayağa kalkıp gücünü mü göstereceksin? Ya hatun anlamaz mısın? Şehzadeyi, ailesini koruyan o. Beni kurtaran o. Babamı kurtaran o. Kara Toygar'ı esir alan da o. Ama... Aması maması yok. Yetti. Hadi yorgunum. Hele bir Ertuğrul beylerle Selçuklu mülkiyetinden emniyetli bir şekilde çıkalım. Ondan sonrası benim vazifem şehzadem. Gönlünüzü ferah tutun. Zor zamanlarımızda çok yardımcı oldun Afşin Bey. Sağ olasın. Estağfurullah şehzadem. Görevimiz. Baba. Oğlum. Ben kaçmaktan bıktım baba. Hep yollardayız. Hep kaçıyoruz. Ben kaçarken korkuyorum baba. Burada ilk defa bir arkadaşım oldu. İlk defa oyun oynadım. Ne olur gitmeyelim baba. Burada kalalım. Ama gitmek zorundayız oğlum. Ablan için, senin için gitmek zorundayız.
Bu kısrağı ilk defa alpik sıfatını hak edebilmek için gönderildiğim dağlarda gördüm. O bütün diğer kısraklardan farklıydı. Daha vahşi, daha başına buyruk. Onu yakalamak zor oldu. Obaya getirmekse dertli. Hep başındakine giderdi. Sonra obanın suyunu içti. Ekmeğini yedi. Ehlileşti. İnandıkça, güvendikçe benim için ne kadar kıymetli olduğunu anladı. O artık senin. Eğer sen de müsaade edersen, adını Sultan koydum. İnşallah bundan gayrı yolunuz ayrı düşmez. Birlikte uzun bir yolumuz var. Sonu belli olsa da yol hala bizim. Sağ ol Ertuğrul Bey. Sultan'a gözüm gibi bakacağım. Ömrüm yettiğince benimle beraber yaşayacak. Kusuruma bakma beyim. Halkı kimin galeyhane getirdiğini öğrendik. Kimmiş? Bay Bora. Beklemekten sıkılmadın ya Kurdoğlu. Bilirim. Beklemeyi hiç sevmezsin. O nasıl söz beyim? Gerekirse sizi ömür bekleriz. Gelmiş geçmiş olsun beyim. Allah seni bize bağışladı. Olan olmuş, gelen geçmiş. Sen anlat bakalım. Ben yokken obada neler oldu? Hamza'yı görenler olmuş beyim. İşkillenmişler. Sonra da ortalığı velveleye verdiler. Allah'tan Haymana ortaya çıkıp o densizlerin haddini bildirdi. Hayme densizlerin hadlerini bildirdi de sen ne ettin Kurdoğlu? Ben önce beyleri otağda toplayıp yatıştırdım deyin. Otağı boş gördüler. Obayı sahipsiz sanmasınlar istedim. Aksi halde işler çığırından çıkacaktı. Gereğini yapıp her şeyi yoluna koyduk sayende. Peki ya beylik alametlerini taşımak da neyin nesidir Kurdoğlu? Beyim mi? Hayme Hatun burada kendi derdiyle uğraşırken bir de oba işleriyle onu bunaltmak uygun düşmez dedim. Sağ olasın. Ama obada bir hain var belli. Dedim ya beyim. Ahaliden Hamza'yı görenler olmuş. Akçakoca Hamza'nın yarasını tımar için çadıra girip çıkarken fark etmişlerdir. Bir değil, iki değil Kurdoğlu. Obayı bastıklarında biri onlara yol göstermiş. Aynı kişi takas yapılacak yeri de Karatoygar'a haber etmiş. Oyunu Ertuğrullar bozmasaydı telef olup gitmiştik dağ başlarında. Öyle biri varsa beyim, obanın ortasında kendi ellerimle derisini yüzerim.
Bana başka bir emrin var mı bey? Toyda beyleri toplayıp yargıyı konuşacağız. Niyetim Kara Toygar'ı yargılaması için sultana göndermek. Sen de bana toyda destek ol, arka çık. Ahaliyi teskin etmek gerek. Yine en doğru kararı vermişsin beyim. Sen hiç merak etme. Benim yiğit evdeşim. Çok zor günler atlattık. Vesveseyi bırakmalısın. Kurdoğlu gereğini yapmış. Üstünde durma. Sen en doğrusunu bilirsin beyim. Senin elim çatırımda. Zaten ateş çemberindeyiz. Bir gören olursa ne düşünür? Ters ters konuşma Kurdoğlu. Artık suç ortağıyız. Ya beraber çıkacağız ya beraber batacağız. Hem söyleyeceklerimi duyduğunda buraya hemen geldiğim için şükredeceksin. Şu bizim obaya sığınan göçmen kuşlar aslında kimmiş bilir misin? Tamam Kurdoğlu Bey'im. Gündoğdu'ya geleceğinizi söylerim. Çok sevinecektir. Hayrola Ertuğrul? Yıldırım gibi çadırma düşmenin sebebi nedir? Bay Bora nerededir bilir misin? Nereden bileyim Ertuğrul? Ama lazımsa buldurayım. Sen zahmet etme. Ben bulurum. Baş başalar. Belli ki Ertuğrul bir yola birlikte gitmeye kesin niyetli. Gözlerimle gördüm abla. O kıza bir at hediye etti. Yeter. İş yine benim başıma kaldı. Sen anca otur ağla Gökçe. Ertuğrul meseleye uyandı. Bay Bora'yı hallet. Zincirin ucu boynumuza dolanmadan koparmalıyız. Müsaade var mıdır baba? Gel kızım. Nasılsınız baba? Bir şeye ihtiyaç var mıdır? Sağ ol gelin kız. Sen nasılsın? Gündoğdu nasıl? Üzgündür baba. Toparlanamayacak diyedir korkum. Çok acı çekti. Ama en çok Alpler'in ölmesi yaraladı onu. Halep'e gitme fikrini o söyledi. Yeni yurt buldu. Ama haberi alınca sevinmeye bile hali olmadı. Yemekte Ertuğrul Halep'e gideceğim deyince de iyice dertlenir oldu. Gün doğdu gitseydi Halep'e belki toparlanırdı biraz. Ben de bilemedim. Ne yapacağımı bilemeden bekler dururum. Bir yanda gün doğdu. Bir yanda da Gökçe.
Ertuğrul'la Halime'nin Halep'e gideceğini öğrenince iyice dertlenir oldu. Hassas kızdır bacım, bilirsiniz. Ertuğrul'la mutluluklarına gölge düşecek diye endişelenir. Hey evlat. O dövdüğün demir külçesi. Kara Toygar'ın kellesi değil. Sanki bir derdin var da demezsin ha. Desem ne fayda? Sussan ne fayda? Bak çırak. Öyle bir dert vardır ki diğer dertlere benzemez. Ne yurt tutmaya, ne de cenk etmeye benzemez. Beyim, seni görmek isteyen biri var. Kim? Öyle bir derttir ki nice beyleri, yiğitleri zora sokar bu dert. Benim derdim öyle bir dert ki Demir Usta. Dile gelmez. Ben bu derdi söyleyecek kelimeleri bilmiyorum. Dil yüreğin tercümanıdır evlat. Mesele dilde değil yürekte. Eğer senin yüreğin doğruysa, dilin de, sözün de doğru yolu bulur. Ama senin derdin belli evladım. Bir yiğidin çok korkutan tek bir dert vardır. O da sevda. Eğer yüreğini sevdiğini açarsan, bir çınar gibi büyürsün. Yok açmazsan bir kurt içini kemirir. Koca bir çınar bile olsan devrilirsin evlat. Nasıl olacak Demir Usta bu? Ne o babasından karındaşından vazgeçebilir, ne de ben yurdumdan. Baba sevdiğin ne baba? Yurt. Sevdiğinle yurt. Sen de sevdiğinle Ertuğrul'sun. Eğer sevdan yoksa ne aldığın yurt ne de kefereye vurduğun kılıç yetmez. Hadi dilin zincirini kır, yüreğin kanatlansın. Cenazelerimiz geliyor. Sizin bu işten çıkarınız ne? Sınırlarımıza gelip başımıza bela olmanızı istemiyoruz. Hepsi bu. Kara Toygar'ın anlattıklarına göre zeki biriymişsin. Eğer haklıysa
Üçümüz de aynı şeyi istiyoruz. Kayıların da, senin de kurtuluşun ordunun başında Kara Toygar'ın olmasına bağlı. Seni bey yapıp obanı istediğin yere göç ettirecek tek adam o. Boğazına kadar pisliğe bulaştın kurduğunu. Birazdan toprağa vereceğiniz alplerin kanı ellerine bulaştı bir kere. Bu kanı obanın beyi olmadan temizleyemezsin. Kara Toygar'ı obadan kaçırmam mümkün değil. Ama dediğin kadar güçlüyseniz onu sen kurtarabilirsin. Gizli gizli buluşmak da nereden çıktı Alpargo? Ertuğrul, ahaliyi kışkırttığını öğrenmiş. Nasıl? İki itini konuşturmuş olmalı. Aşağılık herif! Söylemiştim ben size. Bu işler sarpa saracak demiştim. Dinlemediniz beni. Kurdoğlu ve sen sebep oldun bu işin buraya varmasına. Ne yapacağım ben şimdi? Atına atla ve uzaklaş. Ardına bile bakma. Nereye gideceğim ha? Nereye? Çocuklarım var benim. Onları bırakır da nereye giderim ben? Biz bu işi düzeltince dönersin. Elimizin kiri mi hemen yıkayınca temizlensin de gitsin? Ha? Kaç tane erimiz öldü? Kervandaki bütün mallar gitti. Süleyman Şah bu işin peşini bırakır mı zannediyorsun? Kendine gel Baybura. Onları bırakır da nasıl giderim? Bu utançla çocuklarım olmadan nasıl yaşarlar? Alçak! Merak etme. Ailene ben bakarım. Her kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Kardeşlerimiz sizlerden son kez helallik isterler. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. İnşallah onlar da haklarını helal ederler. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati için, kardeşlerimizin ruhu için, obamızın dirliği ve bereketi için, Allah rızası için, El Fatiha!